Hint yağı eski nesillerinde kullandığı doğal bakım denilince akla gelen ilk ürünlerin başında geliyor. Son zamanlarda göz sağlığı için önerildiğini duymuş olabilirsin. Kuru gözlere, kirpiklere, gözaltı torbalarına hatta katarak ve gözde uçuşan cisimlere kadar iyi geldiği söyleniyor. Peki gerçekten öyle mi? Hint yağı hakkında birçok araştırma yaptım ve birçok şey buldum. Ayrıca Hint yağı hakkında öğrendiğim ilginç şeyleri de sizinle paylaşacağım. O yüzden izlemeye devam et. Merhaba ben Çağatay Gülümser Optisyenim. Kanalımda göz sağlığına ilişkin içerikler üretiyorum. Daha fazla video için ücretsiz abone olmayı unutma. Öncelikle hint yağını kuru gözler için değerlendirelim. Birçok göz doktoru hint yağının göz damlalarında bir bileşen olarak kullanıldığını bilir. Evinizde bir göz damlası bulunuyorsa etiketine bakarsanız içindekiler kısmında hint yağını görebilirsiniz. Hatta bazı reçeteli satılan kuru göz ilaçlarında da taşıyıcı madde olarak kullanılıyor. Peki nasıl etki yapıyor? Hint yağı göz yüzeyindeki gözyaşı filminin buharlaşmasını önlüyor ve üst göz kapağının göz küresine fazla sürtünmesini engelleyen ek bir yağlama işlevi görüyor. Şu an gördüğünüz çalışmada tedavi öncesinde gözyaşı filminin düzensiz olduğunu ve Hint yağı tedavisinden sonra daha kararlı hale geldiğini görebilirsiniz. Yapılan bu çalışmada 2 hafta boyunca günde 6 kez hint yağı içeren göz damlaları kullanan katılımcıların kuru göz belirtilerinde iyileşme yaşadığı ve gözyaşı filminin daha stabil olduğu görülmüş. Ayrıca palpebral best disfonksiyonuna bağlı problemlerin azaldığı da görülüyor. Tabii şunu da söylemekte fayda görüyorum. Bu çalışmada kullanılan göz damlası %100 hint yağı içermiyor. Hint yağının yalnızca seyreltilmiş miktarlarda kullanıldığını belirtmek bu anlamda çok önemli. Ne demişler? İlaç ile zehri birbirinden ayıran dozudur. Peki neden %100 hintiyanı doğrudan gözü uygulamıyoruz? Çünkü bu konuda güvenlik endişeleri mevcut ve bunu da konuşacağız. Son zamanlarda kırlangıç otu özütünü doğrudan gözüne damlatan kişileri görmüşsünüzdür. Bismillahirrahmanirrahim. Kapat. Oturacağım. Anam. Anam. <laughs> İyi misin? Buradan <Aa! gülüyor> tekrar sesleniyorum. Yapmayın. Göz kapakları için hint yağının kullanımına baktığımızda ise 2021 yılında %100 soğuk sıkım hint yağı breferit olarak bilinen göz kapağı iltihabı için kullanılmış. Yapılan bu çalışmada hint yağı sabah ve akşam olmak üzere iki kez kirpik çizgisinin hemen dışına sürülmüş sonuçlara baktığımızda göz kapağı iltihabı belirtilerinde önemli bir iyileşme, göz kapağı kalınlığında azalma, kirpik dökülmesinde azalma ve göz kapağı üzerindeki sürtünmenin azalmasını gösteriyor. Bu güzel bir haber. Katarak ve gözde uçuşan cisimler gözün derin yapılarında gerçekleştiğinden dolayı Hintya'nın bu yapılara nüfuz etmesi bana pek olası gelmiyor. Dolayısıyla kırlangıç otu gibi Hintya'nın katarakta veya gözde uçuşan cisimlere iyi geldiğini iddia edenler muhtemelen plesoba etkisi yaşıyor. Peki %100 Hint yağının kullanımı güvenli mi? %100 Hint yağı gözyaşı filmiyle iyi karışmaz. Bulanık görüşe neden olabilir, konjöktür ve zarar verebilir. Ayrıca mağazada alınan Hint yağı steril değildir ve enfeksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle herhangi bir şeyi doğrudan gözünüze damlatmadan önce göz doktorunuza danışmalısınız. Peki senin Hint yağı ile ilgili bir deneyimin var mı? lütfen benimle paylaş. Göz sağlığı ile ilgili diğer videolarım için kanalıma göz atmayı unutma. Bir sonraki videoya kadar kendine çok iyi bak. Umarım bu video senin için yararlı olmuştur. Hoşçakal.